Türkiye'de doğurganlık oranı alarm veriyor. 1960'larda 7, 2000'lerin başında 2.1 olan doğurganlık oranı 1.51'e kadar geriledi. Bu düşüş 20-30 yılda sürekli azalan yaşlı bir nüfus anlamına geliyor. Yani geleceğimiz tehlike altında. Öyle ki ilk defa OECD ülkeleri ortalamasının altına düştük. Hükümetse doğum oranını artırmak için düğmeye bastı. Çalışan annelere kreş yardımının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Yüksek Kurulu toplantısında Türkiye'nin nüfus dinamikleri ve doğurganlık haritası masaya yatırıldı. Yapılan sunumda dünyada tek seferlik maddi çocuk teşviklerinin çocuk sahibi olma kararını çok fazla etkilemediği, en başarılı sonuçların kamu destekli çocuk bakım hizmetleri olduğu vurgulandı. Bu kapsamda hükümetin çocuk sahibi olmayı teşvik etmek için atacağı adımlar da netleşmeye başladı. İşte ailelere ilaç gibi gelecek gündemdeki düzenlemeler. Tüp bebek tedavisinde devlet desteği yaş sınırının 40'tan 45'e çekilmesi, anne dostu hastane gibi uygulamaların yaygınlaştırılması, devlet hastanelerinde doğum yapma cazip hale getirilerek doğumun ekonomik ve psikolojik yükünün düşürülmesi, doğum izinlerinden sonra annelere çocuklarının ilkokula başlamasına kadar kısmi süreli çalışma hakkı tanınması, 3 yaş ve üstü çocuk sahibi olan ailelere kademeli olarak asgari ücret tutarında bakım desteği, yeni doğan çocuklar için 2 yıl süreyle bez ve mama yardımı yapılması, 2 ve daha fazla çocuğu olan ailelere araç ve konut alım başta olmak üzere kademeli olarak vergi indirimleri ve avantajlar sunulması, aile ve gençlik fonu uygulamasının çocuk teşvikleri içinde kullanılabilmesi, doğum parası olarak verilen birinci çocuğa 300, ikinci çocuğa 400, 3 ve üzeri çocuğa 600 TL olan desteklerin güncellenmesi. Anneler olarak sizin öneriniz nedir? Yorumlarda buluşalım.